Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet. Evet değerli dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Değerli dostum Mete Onluk, ben Kaan Çaydamlı. 2029-9 ne olur Nisa. Evet, bugün 2 Mayıs Perşembe. 2 Mayıs Perşembe gecesi sizlerle birlikteyiz bir kaybedenler kulübünün üstasında daha. Bugün çok önemli, gerçekten çok önemli konular var ve hafif bir hazırlığımız da var açık konuşmak gerekirse. Açıkçası evet. Çünkü insan yaşlandıkça tembelleşiyor yani. Evet. Şuraya geçen gün geliyorum, bir, senden iyi olmasın bir arkadaşla uzun oturuyoruz. Yatay mı? Uzun. Evet. Dedim, çıkmam lazım dedim. Abi bekliyor, geç kalmayayım. Dedi ne yapıyorsunuz? İşte böyle böyle dedim. Hiç hazırlık yapmadım dedi. Haklısın ya dedim. Gerçekten haklısın. Evet. Dolayısıyla gerçekten bir noktadan sonra yani. O kadar uzun yıllardır yapıyoruz ki bunu. Hazır metinler, işte uzun, bir internetin olmadığı yılları düşünün. Herhangi bir konuyu araştırmak için kaç kişi çalışıyor? El yazmaları, daktiloyla, şey yapılmış. Şeyler, karbon kopyalar. Stilo edilmiş şeyler, evet, şeyler. Evet. Telex haberleşmesi. Fax, daha sonraki yıllarda fax. Evet. Yani senin altında kaç kişi çalışıyordu mesela? Benim altımda genellikle biri ters biri düz iki kişi çalışır. Doğrusu da budur yani. Evet yani her şeyin hakkını vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Benim yani 2-3 bir yerler 4 çalışan altında çalışan olduğunu 4 iyiymiş yalnız şu an gözümün önüne geçirmeye çalışıyorum. Ama hiç memnun kalmadım. Yani çok bir karmaşa, bir kakafoni. 2 iyidir 2. 2 iyi. Altında çalışacaksa. Altında çalışacaksa. Ben üstümde birilerinin çalışmasından haz etmem. Yani. Ben de pek. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Büyük geçmiş olsun bu arada. Evet. Ben de çok şey yapmam. Biz seni en son dik mi gömmüştük? Onu bir deneyelim dediniz. Hmm. Ben de vasiyet etmiştim.
dik gömülmeyi. Hı-hı. Faydasını gördüm. Değil mi? Evet. Tabii. Onu soracaktım. Hem dikeyde az yer kaplama. Bir kere yeşil ayak izi anlamında bir öncülük yapmış olmam. Evet. 1838'ler düşünsen civarı. Kimse, çünkü kimsenin yeşil kimsenin umurunda değilken daha yani. Daha hani her yer yeşilken bir öncülük yapmış olmamızla evet bir dik gömün demiştim. Çok ekmeğini yedim o işin. Evet. Dik durmak. Dik durmak. Ya adam mezarında bile dik durdu. Evet. O çok söylendi o sonra. Daha sonra o şey için de teşekkür ederim. Bir daha sonra orası dikili taş diye anılmaya başlanmış. Evet. Onu da dikmişsiniz oraya. Evet. Ya çok teşekkür. Yani, hakikaten. Ya kimse kimse için böyle bir şey yapmaz. Yani aslında hani rahat çıkama diye üzerine dikmiştik ama da ya şu daha doğrusu yani temeli sağlam olsun diye. Sağlamdı. Şey yaptı. Sağlamdı ama ben tabii... Ama yani maşallah... Kaçın kurasıyım. Kaçın kurasısın, evet. Evet, bir, en az 5 var yani. 5'in 6'nın kurası var yani. Var. Evet. Var, çok teşekkür ederim. Büyük geçmiş olsun tekrar. Hiçbir önemi yok gerçekten. Bugün saygıdeğer dinleyenler Kaybedenler Kulübü'nde yepyeni bir yüzyılın neredeyse başlangıcında... yepyeni bir Türkiye'nin aydınlık şeyinde yepyeni konularla karşınızdayız. Gece boyunca bunu baştan söyleyeyim, bize ulaşmak için Standart FM'in Instagram'ından fm.standart olan Instagram'ından bize bir direkt mesaj atmanız lazım. En azından telefon numaranızı ve adınızı bize yazarsanız size geri dönebilirim, size ulaşabilirim diye. 3 ana konumuz var. Yaklaşık 100 yıldır olduğu gibi bu 3 ana konu hayat, kadınlar ve aşk üzerine olacak. Bu bizim şeyimiz değil. Elimizde değil, evet. Ya bu bir şey. Anayasası bu programın. Bu programın yaratıcılarının anayasası. Kreatörlerinin yeni tabirle. Gerçi çok hani bir değişimin eşiğinde olduğumuzu umuyoruz. Dolayısıyla da hani biz de bir değişelim yani, gibi bir şey yaptık. Sonra dedik yani zaten yeterince değişiyiz yani. Ben bunu Mete'ye söylerken daha fazla değişmeyelim diye bir gülesim geldi, dedim sen zaten yeterince değişiksin. O da bir bana baktı şöyle bir. Yani evet. Kaslarında bir gerilme, bir şey. Tik var bende. Yani çok kibar bir şeydir kendisi. Sağ olsun. Aynı değerli dinleyenler. Kaybedenler Kulübü 2023'te 9. Nüsa'dayız. Birkaç küçük hatırlatma daha yapalım hazır aklımızdan çıkmadan. Evet, lütfen. Biliyorsunuz Kaybedenler Kulübü'nün nüshalarını artık çağa ayak uydurmak adına bir YouTube official bir kanal kurduk. Kaybedenler Kulübü official kanalı. Orada bir süre sonra bu canlı yayınları dinleme, bir kütüphane oluşturma. Ki geriye doğru Mete'nin arşivindeki şeyleri de, kayıtları da zaman zaman ekleyeceğiz. Sizden ricamız, YouTube takip ediyorsanız abone olup destek vermeniz. Orada birkaç küçük tuş da koyduk işte. Bir boğazımız ıslansın diye bir tıklayıp. Yani. Bir boğazımızın ıslanmasına bir katkınız da olabilir. Memnun oluruz yani. Hayır da demeyiz. Ben ıslak şeylere hayır demem. Yani ben de prensip olarak ama prensip olarak yani ıslak şeylere hayır demem. Bunu bir hatırlatayım. Bir de çok önemli benim için. Evet, onu lütfen. Biliyorsunuz bu sene Motofest on the Road diye bir motosiklet festivali yaptık. Motosiklet kulübümüzle birlikte. Rain Dogs'la.
Ve bir belgesel oluştu. Aşağı yukarı 1300 kilometrelik bir sürüş ve 7 belki de 5 belki de 12 konser. Çünkü biz bir süre sonra sayma şeyi insanda kayboluyor. O kadar çok rüzgar, yol, toz, müzik ve başka birkaç şey daha olunca. Bunun bu belgeselin galasını yarın akşam Hayal Kahvesi Florya tesislerinde gerçekleştireceğiz. Hepinize açık bir tam olarak ne olacağını orada olsam bana anlatır mısın peki? Önce belgeselin gösterimi yapılacak bir yarım saat. Kaç dakika? Kadar, yarım saat. Yarım saat kadar. 30-31 dakika. Arkasından bizim Uncle James, yani Study Fingers. Study Fingers. He. Çıkaracak. Ki bizim ikinci filmde de çok katkıları vardır film müziklerinde. Hatırlarsınız ikinci filmi izlediyseniz. Evet, evet. Birkaç defa izledim. Ben de göz ucuyla baktım birkaç defa bir arkadaş izlerken. Önümü kapatıyordu, o yüzden tam izleyemedim. Evet, evet, gözümün önüne geliyor. Evet, yani işte. Dolayısıyla hepiniz davetlisiniz. Arkasından da bir after party, bir DJ performansı da gece devam edecek. İşte hep beraber takılıp eğleneceğiz ve bir belgesel. Florya Hayal Kahvesi. Florya Hayal Kahvesi. Yarın akşam. Evet, açıktır giriş, ücret yoktur. Gelirseniz mutlu oluruz, desteğinizi hissetmiş oluruz değerli Kaybedenler Kulübü. Bu gece olağanüstü bir başka aktivasyonumuz var diyelim, aktivitemiz. O da birkaç haftadır yaptığımız gibi bir dinleyicimize olmayacak bir şey. Armağan etmek. Bugün başlangıç olarak onun ne olduğunu söylemeyeceğiz size. Bir 15 dakika sonra açıklayacağız. Körpey diye bir şey aklıma geldi. Ne olduğunu bilmediğin şeye şey yapmak. Evet. Talip olmak. Evet. Biliyorsunuz Standart FM'in radyoma destek hattı var. Oradaki ilgili bölümden sitemiz üzerinden bize ulaşıp 9 TL ile başlayarak bu akşamki ne diyelim açık artırmaya benzeyen etkinliğimize dahil olabilirsiniz şu andan itibaren. Bence bu nesnenin ne olduğunu söylediğimizde zaten ben de heyecanlandım açıkçası. Sizde bir heyecan alacaktır. Enis Batur yaşıyor mu abi? En son gördüğümde yaşıyordu yani, tabii yaşamak denirse. Sağlıklıydı. Tüm İstanbul'u gören bir ahşap tikten bir küçük teras vardı. Burada yaşamak denebilir. Evet. Terasa çıktık beraber. Kapıda girişte şeyi fark ettim. Birlikte yaptığımız bir kitap vardı, sen hatırlarsın. Son Kare diye. Evet, evet. Kaan Çaydamlı'nın 30. Bak mesela o bende var, birkaç tane ondan, bir başka şey olabilir. Olabilir. Bulmak neredeyse imkansız. Birlikte yaptığımız kitabın kapak, orijinal kapak fotoğrafını hediye etmiştim. Ne diyorsun? O asılıydı orada. Gidip çalmayı düşünüyorum. Vallahi bence... unik şey. Bu hırsızlığa girmiyor biliyorsun. Unik şeylerin acısı da bu yani. Evet, işte aynı fotoğrafı, çünkü elle boyandığı için. Evet, doğru. Tekrar yapmak asla mümkün değil. Neyse, uzatmayayım. Terasa geçtik. Bir drink aldık. Cold mu?
Cold ama yanında da şey kahve vardı. Çok hoşuma gider benim öyle yani. Şeyler bak bayılırım. Ve burada aslında bak hayat da böyle yani burada eşlik eden aslında içeceğe eşlik eden kahveydi. Çok iyi. Yani çok iyi. Kahve içeceğe. Evet. Çok iyi. İçeceğe içecek kahveye eşlik etmiyordu yani. Çok iyi. Zaten kahve öyle bir şey yani ancak eşlik edebilir. Yani, evet, tabii ki. Herhangi bir şeye. Herhangi bir şeye. Sonra içeri geçtik. Birkaç bir şey o gün o akşam sabaha kadar yazdı. Birkaç şeyi gösterdi bana. Okuyamadım. Dedim yani sen sabaha kadar yazıyor musun hakikaten her sabah? Evet dedi. Sen yani buna yaşamak mı diyorsun? Dedim. Başka türlü yaşayamıyorum dedi. Yani anlayabiliyorum. Zor bazı insanların hayatı zor. Böyle bir anımdır. Mesela onda simetri hastalığı yoktu. Mesela sende var mıdır simetri hastalığı? Bende simetri hastalığı vardır. Daha doğrusu bende asimetri hastalığı vardır. Nice. Yani asimetri mi seversin? Ondan da. Hastalık olarak evet. Evet. Yani simetrik şeyler seni rahatsız eder. Asimetriye koşarsın gibi. Evet. Ve bu çok iyi. Evet. Çok rahatlatıcı bir şey. Yani. İnanılmaz iyi. Evet. Çok mutluyum. Bu çok iyi tabii ki. İşte bende asimetri hastalığı yok ama simetri hastalığı da yok. Bu da çok iyi. Bu seninkinden de iyi. Bu aşırı rahatlatıcı bir şey. Hiç fark etmez yani. Çok iyi. Yani üçüne beşine bakmam yani. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Kıskandım. Estağfurullah. Ama imrenmiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben de sana imrenmiyorum. Ama erotik olduğunu söylemeliyim. Yani, aşırı. Evet, aşırı. Evet, aşırı. Bir insanda asimetri hastalığı olmasın. Yine gece boyunca konuşacağımız iki yan konu diyelim aşırı hazırlıklı olduğumuz iki yan konu saygıdeğer dinleyenler bu gece. Öncelikli olarak denge ve bunun bir altında simetri ve asimetri olacak. Tekrar hatırlatıyorum bize bu gece boyunca. Canlı yayında konuk olabilmek için Standart FM'in Instagram'ından yani fm.standart adlı Instagram adresinden bir direkt mesaj göndermeniz yeterli. Lütfen bu mesaja adınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın ki size ulaşalım. Yeni bir plak var. O da şimdi elimde. Hakan Çağlar plağı, Timsah. Hakan Çağlar plağı. Yeni bir albüm bu, içimdeki 3 nokta adını taşıyor. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Özellikle Amir senin beğeneceğini düşünüyorum. Eyvallah, ilk defa dinleyeceğim. Çok parça. Ben de ilk defa dinleyeceğim açıkçası. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum.
Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Bas para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Nasıl? İyi, gayet iyi. Ben de beğendim. Kaç defa daha dinlemek isterim. Anlamak için. Evet, evet. Herhalde bu Spotify'da falan da yayınlanmıştır çocuklar. Evet, çoktan plağı olduğuna göre her tarafta. Bakarım ben abi. Her tarafta vardır. Bunlar tekrar söyleyeyim. Eski flörtten değil mi? Evet, evet. Hakan Çağlar'ın İçimdeki adlı albümü bu. Çok yeni. Geçen hafta sağ olsun geldi abi, bir tane sana bırakmak istedim dedi. Ve ben açıkçası çok şey buldum. Samimi buldum bunu. Ve burada da yer verelim İstedim Batuhan. Bilmiyorum Amerika'dan nasıl duyuluyor böyle şeyler. Şu anda gayet iyi duyuluyor. Ya mesela duyunca nasıl hissediyorsun? Ben şu anda çok mutluyum. Çok iyi, çok iyi. Ne yapıyorsun? Şu anda ben çalışıyorum. Nerede? Connecticut'tayım, Amerika'da. Şu anda İtalyan restoranında çalışıyorum. Çok iyi. Tam da onu diyecektim. Connecticut pizza mizza falan o uçuyor o konularda, evet. Değil mi? Evet, pizzalarımız çok güzel burada. Keşke burada olsanız ısmarlardım size. Vay be, ulan çok canım çekti şu an be. Öyle. Hemen sipariş veriyorum. Ne kadardır oradasın? Ne yapıyorsun? Ramazan bitti mi orada? Bir seneden beri buradayım. Ramazan bitti. Ramazan çoktan bitti ve hiç gelmemiş de olabilir. Ramazan geçti mi yani? Evet, geçti. İyi. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Standart bizde, çok değişen bir şey yok. Seni meşgul vallahi etmiyoruz inşallah şu an. Yok, estağfurullah. Bizim de standart her zamanki gibi devam ediyor. Ben çok eskiden beri takip ediyorum bu hani filmden önce falan. Eyvallah. O zamanlar yetişemedik ama filmden sonra daha çok bir hayranınız oldum. Filmde ayrı şeyde bu gerçek radyo programlarını dinleye dinleye YouTube'dan. Eyvallah. Eyvallah. An, peki nasıl hayat yani, orada? Hayat nasıl hayat? Burada hayat güzel. Alım gücü rahat. Evet. Yani istediğimizi alabiliyoruz. Mesela saat, tabii ekonomi her yere vurmuş olabilir ama. Saatte kaç dolar kazanıyorsun? Ya saatte 12 dolar, 13 dolar civarı. Brüt mü? Ya evet, evet. Brüt. Yani. Evet. Ama ya bölge bölge değişiyor, eyalet eyalet değişiyor. Ben kısa bir dönem tır şoförlüğü yaptım orada. Oo, süper. ya parası çok iyiydi. Gerçi evet, daha sonra Kanada'ya geçtim. Evet. Çünkü buz yollar yapıyorlar biliyorsun. Evet, evet, biliyorum. Orada kullandım 2,5-3 sene kış sezonunda. Çok büyük para yaptım orada. Sonra işte Amir Kaliforniya'ya gelmişti bir iş için. Evet. Hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş için. olmadı o iş. Olmadı. Hayırlısı olmadı. Dedi hani gidelim dedi, biraz kafamı evet, dağıtalım evet, dedi. Belki inanmayacaksın, Fas'a geçtik biz orada. Evet. Evet. Batuhan bunu ya, çok acayip bir şey söyleyeceğim. Bunu belki ilk defa söylüyorum böyle bir yayında. Evet. Kanada deyince aklıma geldi. Kanada diye bir kız arkadaşım vardı. Hadi ya. Gerçekten evet, mi? Yani Kanada'da mı? Hayır. İngiltere'de. Adı Kanada'ydı. Allah. Mükemmel. Yani. Ben anladım. Şimdi yüzünden anladım. Allah'tan canlı yayın şeydeyiz. YouTube'dan evet, falan canlı yayında değiliz. Neyse ki yani. Sizden özür dileyerek bir ricada bulunabilir miyim? Tabii tabii. Tabii. Benim şu anda Türkiye'de olan ve Moda'da hep beraber takıldığımız buradan Yiğit
Özdemiroğlu'na selam söylemek istiyorum. Tamam. O da benim amirim. Siz birbirinizin nasıl amirsiniz, o da benim amirim. Buna oradan eyvallah, çok tebrikler. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah Otan, görüşürüz. 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 Hadi, kolay çok gelsin. Mutlu oldum. Eyvallah. Sizi çok seviyorum. İyi günler dilerim. Eyvallah, hadi kolay gelsin. Eyvallah. İyi günler, sağ olun. Evet. Vay be. Vay be. Evet. Hani ama hala da şey takıldım. Mesela Fas'ta biz Casablanca'ya geçtik. Casablanca'da bir dönerci vardı alt katta. Üst katını tutmuştuk hatırlıyorsan. Kokuyordu evet. Evet. Et kokuyordu. Et çünkü. Kokuyordu. Ki ben severim et kokusu. Ben de severim. Evet. O yüzden tutmuştuk zaten. Evet. Evet. Döneri de çok iyiydi. Yani ucuzdu. Ucuzdu. Bütün gün aşağıda oturuyorduk zaten. Evet. Sonra sen birden böyle bir arızaya girip İtalya'ya gittin. Bari'ye gittim evet. Hı. Doğru. Ne oldu orada? Hiç anlatmadın o şeyi bana yani. Ya o bir transferdi. Şimdi yani, yani çok önceden ücret ödenmiş bir seyahatti. Ha, anladım. Yapmak zorundaydım onu. Anladım. Ya yani siz ona şimdi jigolomsu diyeceksiniz ama öyle değil. Estağfurullah. Daha böyle duygusal, daha duygusal bir transferdi. Estağfurullah. Ama para önemliydi orada. Evet. Para büyüktü. Yani sizin iş disiplininiz beni her zaman etkilemiştir zaten. Yani işine duyguyu karıştırmayan Ender. Hem işini seven hem de duyguyu karıştırmayan. Ki yani o çok şeydi yani o dönemi hatırlıyorum bir dönem. Hepimiz için kritik, zor dönem. Yani evet. Dönemdi. Orada bile yani böyle dimdik hani gömdüğümüz gibi durmuştu yani. E tabii. Evet. E, tabii. Bir ben de bir bu, herhalde bu yakınlarda ben de bir şey olacak gibi hissediyorum. Ben de bir dik gömün be. Vallahi tavsiye ediyorum zaten. Tabii öner insan toprağa gömülmeyi öneremiyor arkadaşlarına. Ama karşıdan böyle bir şey gelince hay tabii. Kaba algılama. Yani tabii. Yani bak seni de şöyle gömelim denmiyor. Kolay bir şey değil. Ama gerçekten tavsiye ediyorum. Ben bunu bütün dünyaya, bütün dünya halkına, bütün dünya idarecilerine, bir kere toprak ekonomisi anlamında ister baş aşağı, ister düz. Fark etmez. Fark etmez. Dik gömün kardeşim. Bir yanlamasına gömsek orada da bir tasarruf olmuyor mu? Yok olmuyor. Sonuçta 6x7 derler. Evet. Yani deştiğin yer geniş oluyor. 6 feet under mı? Tabii. Tabii. Derin kazmak da iyidir. O tarafı işini ayrı. Evet, işini kazmaktan. Ayrı çünkü şeye, kediye köpeğe de yem olma evet. Var yani. Ya eskiden dik gömmek çok mümkün değildi. Çünkü ya zeminle de ilgili bir şey tabii ama evet, yani evet. Hem dar bir mesela biz çok su kuyusu kazdık zamanında. Peru'da olsun, şeyde olsun. Siz ne diyorsunuz ona? Nari çölünde. Bolivya'da yaptık. Bolivya'da. Bangladeş'te yaptık. Bangladeş'te çok. Bangladeş'te. Su işi çok yaptık. Tabii. Zordur yani. Zor. Suyla mücadele zordur. Mücadele zordur. Ama yani suyu bulduğunda da hakikaten hayatı bulmuş oluyorsun. Tabii. Bir anlamda. Tabii ki. Evet. Dersen bu geceki extreme item diyebileceğimiz açık artırma nesnemize geçelim. Çok heyecan verici bir şey olduğu için de şey yapamıyorum. Tamam. Ha, ben açıklayayım istersen. Lütfen. Bugün 6.45 yayınlarının 1998 tarihli ilk yayın hayatına başladığı kitap Koma provaları
Eyvah, tövbe tövbe. Evet, onu hediye edeceğiz bu küçük oyunda. Bunun da çok, yani benim bunu basışımın da hikayesi enteresan. Ben dinlemek isterim açıkçası. Şöyle, yani çok uzun anlıyor. Ben dinlemek isterim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yani giriş gelişme kısmını geçeyim. Bir gün Enis geldi ve hani yayıncıda başlayacağımı, yani söyledikten sonra, bunu onunla paylaştıktan sonra bir dosya getirdi bana. 56 pembe Chevrolet. Hatırlıyorum onu. Evet. Şuralarda vardır o. Var, bende o. Sende olmayan yok. Şimdi maşallah. Çıkartamam. Evet. Şey yapamam. Var bende o. Pembe 56. Çok hoş bir hikayesi vardı. Bir sonraki geldiğinde de böyle iki haftada bir uğrardı. Dört haftada bir de Murat Hamungan uğrardı. Birlikte geldikleri, yani bir çakıştıkları bir şeyde. Bu dosyayı da verdi. Sonra da bunu basarsın diye. Koma provaları. Ki ben ilk kitap olarak da John Lennon'un evet, kendi sözlerini aslında hazırlıyordum. Bunu okuduğum anda ben, yani hiç ona sormadan ilk 645 yayınlarının ilk nesnesi olarak bunu bastım. Bu kadar etkilemiş bir metindi beni. İlk baskı 1900, okuyamıyorum da artık. 90 mı? 1990. Bu elimizdeki, size hediye edeceğimiz ikinci baskı Ocak 1998 baskısı. Fakat bir özelliği var bunun. Bu limit edition bir baskı. Bu ikinci baskının ilk 100 adedi hardcover ve gömlekli ciltli olarak basılmıştı. Bu Instagram'dan görebilirsiniz. Amir, sen de paylaşabilirsin. Ben iki tane çekmişim bundan şeyden herhalde. İki tane çekmişim. Ben severim öyle şeyleri. Bir kenara koymayı, bilirsiniz beni. Bende de bir tane var. Demek ki piyasada, eğer hala da hayattaysa, şu elimizde tuttuğumuz nesneden 100 tane, 97 tane var. 97 tane var. Bir tanesini bu akşam radyoya bağış butonuna basan değerli dinleyenlerimiz birisi kazanacak. Hepinize mutlu, başarılı, hayırlı başarılarla dolu, muvaffakiyetlerle müteessis bir anlıyorum ben hayat sizi dilerim. Değerli Kahveyenler Kulübü. Koma'nın provası mı olur diye şey yapacağım size. Enis abi diyeyim ona artık. Nereden baksan. ...20 yıldır görmüyorum ben. Yani çok şanssız da sayılmaz. Ben aşırı iyi hissediyorum kendimi bu konuda. Evet. Bir şey çalmaya çalışıyorum. Bunu yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Ya olur, zaman ne olur. Evet. Zaman tanımak. Geçeceğim onu. Harika bir tane parçamız vardı. Bunu bir çevireceğim abi. Bir nefes alalım. Okay. Geçen hafta çaldık diye hatırlıyorum. Evet. Ama bence her hafta çalınabilir. Yani çok sıcak. Çok içten. Aşırı samimi. Ve bu kadar olur yani bu. Nerede bu? Bakıyorum. Değil miydi o? Bu. Şurada. İyi bari. Ses yok. Soru yok.
bazen kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Stand Up Defa. Bak, kimse yalnızlıkla tarif etmesin. Zor ya. Vallahi o kadar zor ha. Ne oldum demeyeceksin. Sizin de işiniz zor. Ne oldum demeyeceksin abi. Sizin de işiniz. Ne oldum diyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Evet değerli dinleyenler, şeyimiz devam ediyor. O hediye açık arttırmamsımız. Evet, yeni oyunumuza yeni başladık. Evet. Abi şunu alabilir miyim? Şu güzel nesneyi. Buyurun. Çok iyi be. Bu gece bir dinleyenimize, bize Standart FM'in web sitesi üzerinden radyoma destek kısmına girerek bağış yapan bir dinleyicimize armağan edeceğimiz nesne bu. Evet, kör payı verebilirsiniz. Minimum evet. 9 TL. En yüksek payı veren büyük ihtimalle kazanacak ama yine de bize kalmış bir şey. Tabii ki. Enis Batur'un Koma Provaları adlı eseri bu. Yani 645 yılının ilk. Evet. Mesela. 1990 yılında birinci baskısı, 1990 yılında Kasım ayında yapılmış kitabın ikinci ve özel baskısı bu. Buna evet. Şömiz diyor, deniyor. Evet. Siz hardcover diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Hardcover üzerinde şömizli. Yaklaşık 24-25 santime 17 santim gibi. Tebrik ederim abi. Sen bir karışın demek ki 24 santim. Şimdi bununla o kadar çok şey karıştırdım ki evet, biraz evet. Ezbere biliyor insan. Maşallah. Yani 26 santim doğru. Evet. İstanbul 1998 baskı bir nesne bu. Başında sen ömründe sabaha emrettin mi? Ölüm kapıları senin gözüne açıldı mı? Yağmur'un babası var mı? Diye hitapla başlar. Bilen biliyordur zaten. Evet. Kova provaların bu nüshasını bu gece bir saygıdeğer dinleyenimize armağan edeceğiz. Tekrar ve son kez söylüyorum. Bu kısmını bu oyunumuza katılmak için Standart FM'in web sitesinden radyoma destek kısmına girip bir 9 liralık minimum şeyimiz o. Bağışta bulunmanız başlangıç olarak yeterli. Oyunumuz programın sonuna kadar devam edecek. Evet, ben de iki kısa hatırlatma yapayım. Bir Motofest belgeselinin galasına ve hemen arkasından Steady Fingers konserine Hayal Kahvesi Florya. Tesislerinde yarın akşam hepinizi davetlisiniz, açık davet. Bu akşamdan kasıt tam ne? Kaç saat kaç?
Yani biz 6'dan itibaren düşürürüz oraya. 8 gibi film gösterilir. Belgesel. 9 gibi Uncle James sahneye çıkar. 10 gibi after party başlar. Belki 10.30. Yani James iyi günündeyse 10.30. Uzayabilir. Evet. Çünkü Study Fingers çıkıyorlar yani, tam doğru, takım. Doğru. Güzel bir gece olacak. Hepiniz davetlisiniz. Bir de Kaybedenler Kulübü'nün official YouTube kanalındaki yakında YouTube kanalından da canlı yayınlamaya başlayacağız eğer Hendek bölgesi desteğini devam ettirirse. Abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu da önemli. Yani. O da önemli. Abonelik önemli. Bir çok teşekkür ederiz. Biz bu Perşembe gecesinde hakikaten 2 Mayıs Perşembe gecesinde 9. Kaybedenler Kulübü 9. Musa'da yalnız bırakmadığınız için hattımızda bir dinleyenimiz var. Sanıyorum hala da oradaysa, uyumadıysa. Yaşıyorsa buradadır. Evet, sizi dinliyorum. Biz seni dinliyoruz şu anda. Ben aslında sizinle şeyi paylaşmak istiyorum. Biz sizi çok geç keşfettik. Yani 23 yaşındayız zaten, arkadaşımla birlikte dinliyoruz. Bizden kastınız kim? En yakın arkadaşım. Kim Melek. O? Kim? Melek Nur Kaplan. Ha, Melek. Melek'i aradık, açmadı. Heyecanlandığım için yetişemedim biraz ben. Okey. Enteresan olmuş sonuçta. Konuşmuş olduk Melek. Evet. Kedi mi var evde? Evet. Hayda. Dişi mi o da? Yok, o şey, erkek. Alfa. Alfa. Evet. Sizinle şey paylaşmak istiyorum. Biz sizin eski kayıtlarınızı dinliyorduk daha öncesinde. Ve siz bir kere şey dediniz. Biz gidemiyoruz şu anda. Siz neden oturuyorsunuz? Hadi Olimpos'a gidin dediniz. Ve biz sabah 5'te kalkıp Olimpos'a tatile gittik 2 günlük. İyiymiş. Geçen aylarda. Çok iyiymiş. Pişman mısınız? Hayır. Çok memnundum, çok güzeldi ve ilk Olimpos'a gidişimizdi. Artık gitmeye devam edersiniz. Çok kıskandım be, evet. Şu an ilk Olimpos'a gidişim. Ya daha doğrusu şu an ilk kez Olimpos'a gitmek isterdim. Şey, hatırlıyor musun abi, bir saat 3'te mi ne çıkmıştık? Gece. Gece. Hatırlıyorum. Ne yapıyoruz lan burada deyip. Hatırlamaz olur muyum? O zaman Kadir vardı. Biz sabaha karşı indik tahmin ediyorum. Oturduk. 2 gün bir şeyler içip bir takım oyunlar oynamıştık masa başında. Evet, yani poker. Poker. Okey. Okey. Poker. Poker. Okey. Poker. Evet. Sonra Kadir şey dedi. Kalmadı dedi. İçecek bir şey. Oha, o geceyi evet. Çok iyi hatırlıyorum. Değil mi? Evet. Nereden alacağız, ne yapacağız derken ne işimiz var burada deyip geri dönmüştük. Güzel günlerdi. Benim Olimpos'a gidip denizi görmediğim, denizi görmeden geri döndüğüm 4. şeyimdi o. Benimdi. Yaş 23 demek ki üniversite. Evet. Neredesiniz? Denizli'de yaşıyoruz biz şu anda. Ooo, Denizli. Denizli lobisi. Evet. Üniversitesi mi? Uludağ. Neydi orası? Pamukkale Üniversitesi. Pamukkale. Ne okuyorsunuz? Resim öğretmenliği okuyoruz biz. Resim? Evet. İyiymiş. Harikaymış. İyiymiş. Evet. Kaymış. Ama heykeltıraşlık yapıyoruz. Yani öğretmenlik gibi bir hedefimiz yok tabii. O daha iyi. O daha iyi, daha zor. Sanata yönelik. Ha. Yani para kazanmama üzerine. Aslında evet. Bugünkü konumuzla da çok uygun. Biz bu sene MotoFest 2023'te Denizli'de olacağız Eylül başında. Bekleriz oradaki konsere. Çok memnun oluruz. Gelmeye çalışırız tabii ki. Büyük ihtimalle 19 Mayıs'ta da orada olacağız. Öyle gözüküyor. Öyle mi? Bir Datça sürüşümüz var. Birkaç motor. Denizli'de konaklayacağız. Yani 23 yaş olduğuna göre sorabilirim. Yani bir de sanatla ve şeyle ilgileniyorsunuz. Yani simetri ve asimetri üzerine
Düşünceleriniz nedir? Yani insan heykel tıraş dediğinizde ben... Yani evet, bence güzel, güzel. İspanya'da Franco'ya karşı direniş sırasında tanışmıştım Picasso'yla ilk. Bana hep şunu söylemiştir. Yani klasik kompozisyonu bilmeden kompozisyonu yıkamaz. Yani bir şeyi bilmeden onu yıkamaz. Evet, evet, doğru. Ki onun mavi dönemi falan bayağı böyle klasik, iğrenç, leş. Yani evet. Ve çok güzel resimler. Bence... Ben de hala iki tane şeyi var. Ne deniyor onlara? Desen. Evet, yani kitabından, şey, defterinden yırtıp vermiştim. Hı-hı. Evet. Uruç'un benim kitaba yazdığı haykuların bir kısmı da sende olmalı hala da. Onları... Şeyler bana da dolma kalemle yaptıkları, ben yazdıkları. Bunu bildiğim iyi oldu. Ama ben... yani şey... hemen bulamazsın yani. Çalmayı düşünüyorsan gelip. Yok, baboyla halledeceğim ben o işi. Ha, biraz daha büyüsün. O yolla diye, olur. Biraz daha büyüsün diye bekliyorum. Dolayısıyla yani esas soruma geleyim. Dolayısıyla yani heykel yapıyorsanız insan anatomisiyle de çok ilgili olmalısınız. Pardon. Evet. Peki yani... Mesela kadınların bir memelerinin diğer memelerinden büyük ya yani küçük olması durumu sizi rahatsız ediyor mu? Aslında çok da rahatsız edici bir durum değil. Mesela sizinkiler nasıl, eşit mi? Değil. Ya bu çok sık rastlanan bir durum mu? Yani bu, bugün yani simetri, yani aslında simetri yani. Tamam, mesela benim annemden biliyorum. Hı-hı. Bir memesi yani gözle görünür şekilde daha küçüktür. Hala daha öyle. Hatta sol ben bakınca sol. Taraf. Ve o tarafta ben vardır bir tane. Hı-hı. Ben mesela onun hastasıydım. En çok onu mu emerdin? Evet. Çünkü ben emdikçe büyüyeceğini düşünürdüm. Abi, bu çok enteresanmış. Evet. Çok enteresanmış. Ve hala da derken işte tüm gençlik yıllarımda diyeyim asimetri beni kadın seçimlerinde çok etkilemiştir. Ya sen bir memesi daha küçük olan kadınlara daha çok mu ilgi duydun? Bu sadece meme değil. Bunu meme olarak şey yapmayalım. Bu ama meme önemli. Meme çok önemli de olayı asimetri olarak aldığımızda bu burun, göz, ben, kaş. Ben asimetrik dudaklı kadınlara, yani asimetrik gülen, asimetrik konuşan kadınlara şey olurum yani. Ölürüm yani. Nasıl yapıyorsun zurbe? Gösterir misiniz? Böyle. Merak ettim. Şöyle oluyor. Ha, ha. Mesela bir gün Leonardo bir şey çiziyor. Hangi Leonardo? Vinci. Ha, bizim Vinci. Dedim Leo, oğlum bu yamuk dedim. Bak dedim, bak. Bir tane şey, balık etli. Estağfurullah. Senden iyi olması. Estağfurullah. Tutulmuş çiziyor. Tamam dedim, çiz. Yani çizmek güzel bir şey. Evet. Ama dedim Leo, bak bunu da bak. Elimle kapattım suratının yarısını. Kadın ağlıyor. Böyle hüzünlü bir bakışı var. Kapattım elimi, öbür yarısını kapattım. Kadın gülümsüyor. Dedim oğlum böyle şey mi olur? Sen dedi bana oğlum diyemezsin dedi. Sen bana amir diyeceksin dedi. Çüş. Haddini aşmış. Tamam usta dedim be. Orada ben de. Ha, topladım. Usta dedim. Tamam haklısın da dedim. Bak dedim bu yamuk dedi. Ona yamuk demezler dedi. O asimetrik dedi. Bu Lisa'ya takılmıştı bir zamanlar. O olabilir. Onun bir resmini yapacağım diye. O olabilir. Sabah akşam mum yakıyordu. Şeyleri var bende, taslakları. Ha, iyi. Ya istiyorsan şey yapayım. Babayla halledir mi? Hani şey değil. Atla deve değil. Melek, senin memeler nasıl? Yani büyük, küçük, simetrik, asimetrik?
Benimkiler de asimetrik. Ya bu çok sık rastlanan bir şey demek ya. Bak, çok hoş bir şey bu arada. Enteresan ya. Bunu Ragıp'la konuşmak bunun lazım. Bunun kıymetini kadınlar bilmiyor. Asimetrik memeye benim, sahip olmalı. Benim en az tanıdığım bizzat, yani şimdi tabii isim veremeyeceğim. Tanıdığım 6-7 denek var. Bir memesi diğerinden küçük olan mı? Düzelttirmeye giden. Tövbe tövbe. Tabii. $3,000 artı KDV. Sen düzeltiyor musun? Ben bakıyorum. Yani düzeltmeye çalışmışsın yani annen üzerinde. Ben bakarım yani. Şey nasıl yapma. Bir insani bir şey. Sonuçta cerrah değilim ama yani şöyle bakıp fikrimi söylerim. Mesela benim hayatımda da oldu ama yani tam tersi. Mesela benim hayatımda iki tane kadın oldu. Bir memesi diğerinden daha büyüktü. Ah, al işte bak. Ha. Görüyor musun? Görüyor musun? Acaba hangisine daha sık rastlanılıyor hayatta? Bir yarı, meme... yarı yarıya olabilir. Olabilir. Yarı yarıya olabilir. Evet. Neyse yani bu da çok hani rahatsız edici ama bir gerçeği tespit etmiş olduk. Bence yani bayağı ciddi bir istatistik data birikti. %100'e yakın bir şey var şu an. Ki yani mesela ben Ragıp'ın istatistiklerini de isteyeceğim önümüzdeki hafta, onda bayağı bir istatistik var. Doğru, çok var. Onda bayağı çok var. Evet. Bakalım burada. Memeci mi Ragıp? Meme şart. Meme şartçı. Hayatın şeyi meme. Ya hepimizin memesi var bu arada. Biz memeliyiz zaten. Bu arada ben de memeliyim. Ben de bayağı yani ben. Ben de ama şey. Ben de simetrik. Benimkiler de simetrik galiba amirim ya. Bu akşam gidip bakayım. Aslında şu an ben de söylerken çok emin olamadım. Hiç o gözle bakmadım çünkü kendi memelerime. İşte. Kaybedenler Kulübü'nün topluma kattığı. Ya. Farkındalık. Ya. Hiç ayağına da baktın mı? Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür. Gerçekten. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşürüz umarız. Harikaydı bence yani bu. Yani bu. Harikaydı yani. İyi geceler. Harika ya. Al sana o zaman. Gönder bakalım. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Ne? Hasan bir şey teklif yapmış da. Alt teklif mi? Merak ettim ama sormayacağım. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. 2023-9 Nisa. Değerli dostum Mete Onduk.
Ben Kaan Çaydamlı. Kadıköy. Standart FM Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Bugün oldukça önemli konular üzerine konuşuyoruz. Gerçekten. Evet. Özellikle simetri ve asimetri, insanın simetri arayışı, simetri arayışının yarattığı sonuçlar. Evet, evet. Bir cinsel obje olarak simetri arayışı. Tabii ki. Bunu hep düşünmüşümdür. Yani şimdi mesela ben de bir ortama girdiğimde yani aslında biraz bu punktum hikayesi, yani bir ok hikayesi. Yani biraz Roland Barthes referanslı bir şey söyleyeceğim. Ama şunu da söyleyeyim. Yani mesela ışığın ya da maddenin aynı anda hem madde hem dalga olduğunu kabul etmekte çok zorlandı insanlık. Yani evet, çok zor, kolay değil. Bunu tahayyül etmekte. Evet. Aslında burada hep böyle Philip K. Dick yani görüntüleri geliyor. Hatta bu Scanner Darkly'de, karanlığı taramakta. Evet, evet. Kimsenin tanımlayamadığı bir gizli polis vardı. Çünkü sürekli görüntüsü değişiyordu. Yani bir ekran giymişti üstüne ve sürekli çok çok hızlı bir şekilde, evet, size sabit gibi görünür. Yani bu bir şizofren değil. Zaten ben Berkeley'de öğrenciyken büyük kavga çıkmıştı aramızda. Çıkar tabii. Yani üniversiteden çıkıp onun evine doğru giderken bir merdiven iniyorduk, bir 100-110 basamaklı. Herif o basamakların asimetrikliğine takmıştı ve yürüyemiyordu. Evet. Ya bir de çok affedersin, mesela David Lynch'in ki biz ona Dave diyorduk, hadi boş ver. Şimdi onları anlamak ve özümsemek mi diyeyim, hani şey olarak anlamak, hani bütününü anladım ben onu falan filan demek cool, ama Philip K. Dick'in bu arızasını tam anlamamak da eksik değil. Yani bu anlaşılacak bir şey değil zaten. Yani sanatta kadın gibidir, anlamaya çalışmayacaksın. Yani. Evet. Bakacaksın. Bakacaksın. Aynen. Yani aslında gelmek istedim. Yani zihnim biraz tabii çok yaşlandık Bahamir. Biraz bir şeyle kaldı. Evet, eski, biraz, evet. Eski şeyler daha parlak. Yani belli bir yaşa geldiğinde mesela bir saat önceki bir anı ya da bir gün önceki bir anı mesela 30 yıl önceki bir anıdan daha donuk gözüküyor insana. Evet, doğru. Çok daha parlak hatırlıyorsun aslında geçmişteki, doğru, şeydir. Ve bizim Philip'le olan ki ben ona Dick derdim yani. Toprağı bul olsun, ne tabii, güzel bir insandı. Güzel bir insandı. Güzel bir insandı. Yani içi beni yakar, dışı seni yakar. Bir insandı. Ben buna bir pislik yapmıştım. Bu böyle uzun bir uğraştan sonra o merdivenden inmeyi, rahat inmeyi başardığında bir merdiveni bir gün önceden bir basamağına ubik yazmıştım. Yani anlamsız bir kelime olsun. Hatırlıyorum. Evet. Hatırladım. O günden sonra kendine gelemedi zaten. O benim hep bir de vicdanımı sızlatır. Ama burada gelmek istediğim nokta şu. Hani insanlar bir ortama girdiklerinde birisiyle
çiftleşmeye karar verdikleri bir an vardır. Yani aşktan bahsetmiyorum yani. Evet. Bir karar anı vardır. Bu bazısında çok hızlıdır. Hepsinde çok hızlıdır büyük bir ihtimalle. Yani demek ki burada bir punktum var. Mesela ben hiç böyle bir şey yapmadım. Çünkü seksle karşıyım biliyorsun. Yani hiç hijyenik bulmuyorum. Dolayısıyla da bir mekana girdiğimde böyle bir karar vermem gerekmiyor büyük bir ihtimalle. Benim de açık havada olmam gerekir. Evet. Daralırım öbür türlü. Benim havada olmam gerekir. Yani o havada olmam lazım yani. Yani ki çok zor yani. Zor. Çok zor. Daha da şimdiden büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin PYT herhalde. Ben PYT. Evet. Ben PYT, PST. Hem o. Tabii. PYT, PST. Evet. Ben çift maaşlıyım yani. Çok iyi. Büyük şikayetler var. Mesela çift PYT'ler var. Özellikle Hendek bölgesinde büyük rahatsızlık var. Çift PYT. Yani çift maaş bağlanması lazım adama. Ama bağlanmıyor. Bağlanmıyor. Çünkü... Niye? Çünkü kağıtta PYT gözüküyor. Tabii. Yani sen zaten PYT'sin. Yani nereden bilsinler senin? Yani dolayısıyla hakikaten burada bir karmaşa var. Buradan da değerli devlet büyüklerimizi bu konuda hassasiyete, yani kararnamelerin daha detaylı yazılması, bu mağduriyetlerin giderilmesi. Unik evet. Örnekler de var benim gibi. Evet. Çünkü adam hem tabii senin bayağı unik. Unik. Sen PST'desin bildiğim kadarıyla ama PYT değilsin. PYT değilim ama PST'den PYT'yim. PST'den PYT'sin. Evet. Tabii. Ne olacak? 1,5 maaşı bağlanacaksın. Nasıl olacak? Evet. Hiç maaş bağlanmazsa nasıl olacak? Evet. Ya bu büyük şey yani. Yani kafa karışıklığı olmaması için mesela tamamen rastgele bir isim üzerinden açıklama yapayım. PYT dediğimiz pompada yaşa takılan. Evet. Ama duble PYT mesela tamamen sallıyorum. Tamam. Pompada Yasemin'e takılan. Ah. Mesela tamamen sallıyorum. Ah. İkisi de PYT. Evet. Nasıl olacak? Nasıl çözeceğiz bunu? Çözemeyiz. Büyük mağduriyet. Ya. Büyük ya gördün mü bak. Ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Ya. Bugün bana olan yarın sana olmaz. Olmaz. Niye olsun? Nereden bileceksin? Bilemezsin. Şunu alıp satmam gerekiyor. Bu geceki koma provaları. Enis Batur koma provaları. Nüshamız. Bunu vermese miydi kameraya? Neyse 97 tane daha olacak piyasada. Neyse. Toplarız. Evet. Son diyelim. Son oyuna katılmak için son bir anons daha yapacağım bundan sonra. Bundan sonra da zaten sahibini bulacak. Standart FM'in web sitesinde radyoma destek hattını göreceksiniz. Orada bir link. Bu oyuna katılmak için çok güzelmiş bu. Eğer Standart FM'e bir ufak bağış yaparsanız bu oyuna dahil olacaksınız. Siyah geçiş yılların tamamlanmayan geçmişim. Geçmişimiz tamamladı diyor. Bakıyor yüzüme iri gözleriyle. Ya biraz şey bence bu. Koma ya bu. Bu biraz koma haliyle yazılmış bir şey. En azından bana öyle geldi. Evet. Ama şu hakikaten beni çok etkilemiş bir şeydir bu giriş. Eyüp, Bab 38. Evet. 12, 17, 28. Bablar. Sen ömründe sabaha emrettin mi? Ölüm kapıları senin gözüne açıldı mı? Yağmurun babası var mı? Ne? Şerefsiz. Ya, al şu. Bunlar söylenecek sözler değil.
Evet. Bunlardan iki ama tanesini. Ama yazılacak şeyler. He, bunlardan iki tanesini sallayacak şu. Bak bakalım bir daha yazabiliyor. Bir daha yazıyor mu? Ya. Bunlar böyle şeyler. Ya. Ya. Görüyor musun? Görüyor musun? Şimdi Hendek bölgesinden bir istatistik şeyi geldi. Evet. Dinliyorum. Tabii çok derinleştiği için bu araştırma alanında kendisi. Hı. Özellikle çan ve damla biçimli memelerde asimetri arayışı üzerine bir tez yazmış. Eyvahlar olsun. Tez yazmış zamanında. Eyvahlar olsun. Bence yayınlanmaya değer bir eser. O zaman bunu tam oraya gönderiyorum abi. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Dinleyenler Kaybedenler Kulübü 2023-9 Nisa 35. paraleldeki en romantik iki adamdan bir tanesini dinlediniz evet, biraz gerçekten önce. Evet. Bugün gerçekten önemli konular üzerine yoğunlaştık. Ama hatta bir dinleyenimiz daha var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Mersin'e mi döndün? Döndüm. Nasıl geçti aile ziyaretin? Harikaydı, çok güzeldi. Şeye gidebildin mi, Gox konserine? Yok, gidemedim. Daha dün döndüm Mersin'e. Son 3 gündür İstanbul'daydım. Çok kalabalık bir zaten. Bilmiyorum. Neden arkadaşım da olmadı sanırım. Kimseyle görüşmedim. Sesim biraz şey, yorgun gibi. Hayırdır? Dönmek iyi gelmedi ya. Anahtarla eve girince. Evet. Böyle bir o yalnızlıkla çarpışınca. Hatırlıyorum yıllar öncesinden. Pek iyi gelmedi. Çok şikayet ederdim Mete'ye yani. Ya. Öyle mi? Kim, hangi, yani nasıl bir insan evinin kapısını anahtarla açar yani. Güzel olur. Nasıl bir yalnızlıktır? Nasıl bir yalnızlıktır bu derdim. O da şey derdi yani. Yani o kadar ya, içim geçmiş. Niye, nasıl açayım kapıyı, duymadım falan derdi bana. Öyle öyle zamanlarımız oldu yani. Şey soracağım. Senin memeler şey mi, simetrik mi? Ya tabii ki değil ya. Bence kimsenin de değil. Yani mesela... Ama ufak gözle görülür bir şekilde değil yani. Ha, anlaşılamıyor yani. Şey, bazen PMS'de fark ediliyor. PMS'de daha çok fark ediliyor. Elle tutulur şekilde mi
anlaşılıyor, yoksa gözle görülür anlaşılmıyor dediğinize göre? Ya hiç kimse sen bilmemen diğerinden küçük demedim yani şu ana kadar sana. Aa, yok demedim. Allah Allah. Çok enteresan ya. Ben hemen derim mesela. Ben mesela anında söylerim. Bu demedi. Niye daha... Ben bunu annemle konuşmuştum yıllar önce. Ergenlikteyken çok kafaya takmıştım. Resmen biri küçük biri büyük. Herkesin öyle olur zaten demişti annem. Ne demişti? Hakikaten. Herkesin öyle. Herkesin öyle olur zaten demişti. Hemen hemen herkesin. Kaş da öyledir mesela. Kaşların da biri farklıdır. Nasıl bir uygarlıktır? Nasıl bir medeniyet? Niye kimse bunu açıklamıyor ya? Evet, niye bilmiyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bunu niye araştırarak bulmak zorunda kaldık ya? Mesela ben bu akşam eve gidip kendi memelerimi ölçeceğim. Ben de bakacağım. Bu ne ya? Allah Allah. Ben yıllardır yani herkes yani benim hayatımda ya hiç yani bir memesi diğerinden küçük olan kadın olmadı yani. Bir, dört tane büyük olan oldu. Yani bir memesi diğerinden büyük olan kadın oldu. O yüzden bu konuya zaten hani şeyim dikkatimi çekmemiş yani bu konu. Ben sizi anlıyorum. Bunu anlıyorum ben. Yani çünkü ben de daha çok büyük şeyi vardır yani büyük meme şeyi vardır. Ne kadar büyük? Ya Ornella Muti gibi mi? Rafael Lacara. Rafael Lacara'nın kalçası büyüktü ya pardon. Pardon. Rafael Belç. Rafael Belç. Olabilir. Mesela. Toprağı bol olsun Emmanuel şey. Emmanuel. Ya. Allah rahmet eylesin. Ya. Emmanuel'in ölüm haberi geldiğinde biz Mete ile bir yıl oruç tuttuk. Seks yapmama. Evet. Seks yapmama orucu tuttuk ki bizim kuşan büyük çoğunluğu tutmuştur. Zaten hemen en öldüğü yıl doğum oranlarında bayağı ciddi düşüş vardı istatistiklerde de. O tespit ettik yani. Ama o bizim kuşakla ilgili bir şey tabii. Evet, tabii. Bir de biz çok hassas insanlarız o konuda. Niyeyse. Niyeyse yani. İşte gereği yok aslında. Başladın mı derslere? Başladım. Bugün 4 tane yaptım. Çürüş. Evet, 4 tane. Hatta birisi saat 9.30'da bitti. O yüzden bu kadar sonra... yorgunsun aslında. Ya sonra bir bara gittim. Arkadaşlarımı gördüm. Sarmadı. Eve geri döndüm işte. Bari dedim sizi dinleyeyim. İyi yaptım. Sorular boş geçmesin. İyi çok iyi. Çok iyi. Çok memnun olduk yani bundan. Seni duymak çok güzeldi tekrar. Evet, sesini duymak sizi çok güzel. Sizi de duymak çok güzel. İyi geliyor. Harika. Gerçekten. O zaman görüşürüz tekrar. Görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Ciao. Bay bay. Bu akşam ortaya çıkarttığımız, yani Kaybedenler Kulübü'nün ortaya çıkarttığı ve yıllarca bu toplumdan saklanan gerçeğin gerçekten sarsıcı vibe'larıyla şu anda titreşiyorum. Öyle söyleyeyim size. Bu bir büyük oyunu da ortaya çıkarttık abi. Evet. Evet. Ve büyük, bence çok büyük bir endüstriye şu anda balta vurduk. Evet. Kadınların ve erkeklerin. Evet. Neyse, insanların memeleri simetrik değil. Evet. Ve bu çok normal bir şey. Evet. Zaten anormal olan bunun bunun çok normal olmasının normal değilmiş gibi lanse edilmesi bize yıllarca. Evet. Gençliğimizi yediler be. Ya. Tükendik be. Gençliğimizi tükendik, yediler. Tükendik. Be. Tükendik. Ya. Hadi bakalım şimdi. Ben bunu 17 ile 18 yaşlarımda bilseydim bu gerçeği bugün böyle mi olurdum? Yani bugün bu insan olur muydum? Büyük ihtimalle. Bence de öyle. Evet, değerli dinleyenler, tekrar YouTube kanalımızı hatırlatmak isterim. Lütfen. Evet. Kaybedenler Kulübü Official. Official, evet. Üye olmayı lütfen unutmayın. Ağzı da çıkarttık hepimize. Ayrıca yarın akşam Florya Hayal Kahvesi'nde Motofest 2022'nin belgeselinin galası, arkasından da City Fingers konseri,
Hemen arkasından da Duygu'yla after party olacak. Biraz takılacağız. 3-5 bir şey içeceğiz diye tahmin yani ediyorum. Herhalde. Boğazımız kurur çünkü. Büyük ihtimal. Bizim bu bilgileri de tekrar ettikten sonra çok çok kısa bir zamanımız var bu akşam ki armağanımızı bir dinleyicimize vereceğiz. Sadece bununla ilgili son sonuçta bu bir açık arttırma, doğru mu? Evet. Bununla ilgili son hali vereyim. Sonra çok kısa bir şey dinleyeceğiz. Bir dinleyicimiz daha var. Bu akşam görüşeceğimiz çok büyük ihtimalle yine ihtimal olarak konuşuyorum. Şimdi bir şey söyleyemiyorum. Şu anda Enis Batur'un 1999 sınırlı edisyon 6.45 yayından yayınlanmış Koma Provaları kitabımızı ben Mete Gürbulağ'ın peyini görüyorum. 500 lira masada. Şu anda bu önümüzdeki 30 dakika yaklaşık 30 dakika içerisinde geçen olmazsa da onu armağan edeceğiz. Aslında ben bir 509 lira şey yapabilirim buna. Sen çok kalsın istendin. Kalsın diye. Birazdan tekrar. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Programımızın bu son 8'de birinde gece boyunca konuştuğumuz konuları şöyle bir toparlayıp sonuna vardıracağız. Ama çok hemen öncesinde bir dinleyenimiz var yayında. Zeynep doğru mu? Evet Zeynep. Zeynep nasılsınız? Bizi nereden arıyorsunuz acaba? Adana'dan merhaba. Merhaba buyurun. Yani. Adana'da ne yapıyorsun? Adana'da ne yapıyorum? Burada yaşıyorum, öğrenciyim. Böyle sürüp gidiyor. Okay. Ne okuyorsun? Pardon, bir şeye baktım da bir ben de sessizlik sürekli bir şeye bakıyorum. Evet. Aa, ne kadar zormuş. Aynı anda birkaç şey yapmak yani. İki şeye kadar yapabiliyorum da şu Ragıp da mesaj atmayı bıraksa iyi olacak yani artık. Ben de Hakan Samar'la yazışıyorum bir aşk
Eksik olsun. Ama benimki... Vallahi kusura bakma Zeynep'le. Benimki keyifli ama benimki şey... Ne okuyordu? Ya Ragıp meme şeylerine takmış da. Allah Allah. Yani bir çeşitli bilgiler veriyor. O konuda uzmandır kendisi. Seninkiler nasıl? Zeynep, sizi tanıyabilir miyiz önce? Ben 17 yaşındayım öncelikle. Burada Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Oo, Güzel Sanatlar Lisesi. Çok iyi. Evet. Müzik bölümündeyim. Ha, müzik bölümü. Bölümleşiyorsunuz orada değil mi? Evet evet aynı. Peki şey enstrüman mı yöneliyorsun nedir? Genellikle koro şeyle çalışıyoruz. Enstrümana o kadar çok odak veremedim. Sen vokal takılıyorsun yani. Evet. Size o zaman burnunuzu soralım. Mesela burnunuzu aynaya baktığınızda sağ tarafıyla sol tarafı şey mi, simetrik mi? Değil. Bir denge var mı? Yok mu? Yok, hayır. Güzel mi peki böyle olması? Memnun musunuz yani bundan? Yani pek olarak değilim. Hatta fotoğraf çekilirken genellikle sol profilimden çekiliyor. Şey mi yapıyor? Hep bir yan mı yapıyorsunuz böyle? Evet, evet. Öyle bir şey var değil mi? Herkesin bir güzel çıktığı bir açısı var. Yıllar önce senden iyi olmasın Zeynep, bir bayan arkadaşla tanışmıştım. Kadın arkadaşla. Nerede? Neresiydi o? Sıcak bir iklimdi. Beyaz kumlar bembeyazdı. Madagaskar. Ya da Endonezya. Büyük ihtimal. Etiyopya olamaz. Etiyopya olamaz. Etiyopya'da deniz var mı? Bilmem, Etiyopya'ya hiç gitmedim ben. Açlık sefalet sevmem. Ha. O zaman büyük ihtimalle Maldiv adaları falandır. Maldiv adaları olabilir, evet. Şey olabilir, Acun'un orası olabilir. Dominik olabilir. Dominik. Evet, evet, olabilir. Haiti olabilir. Haiti olabilir. Porto Rico olabilir. Butre Guayna olabilir. Tabii olabilir. Evet. Şey olabilir. Karhanc Rumanigo olabilir. 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 Mümkün. Şili olabilir. Şili. Moldovan olabilir. Olabilir. Moldovan olabilir. 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 Ne kadar çok şey olabilir. Evet. Olabilir. Çok fazla şey olabilir. Çok fazla kadın olabilir. Evet. Olabilir. 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 Ne yiyorsun genelde? Bugün ne yedin mesela? Genelde makarna yiyorum. Makarnayla besleniyorum genelde. Makarna benim bugün... en sevdiğim şeydir form olarak. Evet. Nasıl yapıldığına bağlı. Şimdi bana Connecticut'tan şeyi Batu'yu aratmayın yani. Nasıl yapıldığına bağlı. Herkesini seviyorum desen yani. Bugün de makarna yedim. Adana'da yaşıyorsun ve makarna ağırlıklı besleniyorsun. Sos olarak ne kullanırsın? En sevdiğin makarna sos. Köri. Köri. Klasik. Köri. Tavuk ister yanında o. Ha, tavuksuz zor. Öyle zaten. Bazen sebzeli makarna da, onu da ağırlıklı tüketiyorum. Bazen de tavuklu değişiyor. Ama o zaman tavuğu, köriyle tavuğu bir soteliyorsun herhalde değil mi? Sonra makarnayı alıp biraz tabii, makarna suyuna. Krema ister. Hafif kremalar. Evet, çünkü, yani tabii çünkü. Kremasız köri çünkü zor. Evet. Zor. Geçenlerde oldu dedim, bunun kreması yok dedim. Kreması yok dedim. Yani kurur. Evet. Yazık. Dedi yani bir şey denemeye çalıştım dedi. Bir daha deneme dedim. Bir daha deneme dedim. Yani domates salçasını suda açıp üzerine köri koyup suyunu çektirmeye sen Türk müsün dedim ya. Türk herhalde. Her şeye domates şeyisi, salçası. Olmaz. Şimdi salça, ya salça olması kötü. Domates püresi olabilir. Evet. Domates rendesi olabilir. Neyse ama. Ama yine de krema lazım, öyle değil mi? Evet. Kreması evet. Olmaz. Yani nasıl olacak yani? Ya, bu arada hani krema lafın geçiyor mesela. Süt
krema yok evde. Evet, süt konabilir. Çektir, yoğurt süt. Konabilir. Bu krema arada... olmadığı zaman ben genelde sütle yapıyorum ve çok lezzetli oluyor. Süt olur. Peynir ben, bekliyorum. Ben sana o zaman yani senin nezdinde tüm dinleyenlerimize de bir mutfak sırrımı vereyim. Ben mutfakta krema kullanmam. Ben de kullanmam. Kremayı başka alanlarda tercih ediyorum. Ben de severim. Ben mutfakta önceden hazırlanmış, daha doğrusu havucu rendeleyip sarımsakla kavurup tavada, çok kavurup ama zeytinyağında bir süzme yoğurt. Okay. İçine döküp iyice karıştırıp daha sonra da bir miktar organik yoğurttaki o şey olur biraz. Tamam. Yani biraz açmak tamam, için evet. Yani. Ve tekrar biraz sarımsaklayıp bir gün dinlendikten sonra ki aşağı yukarı 3 aya kadar dayanabiliyor. Makarna soslarında krema olarak kullanıyorum. Özellikle hafif ekşidiğinde. Biraz böyle tereyağı kıvamında bir şeyden bahsediyorsun. Ve soya sosuyla birleştiğinde ortaya çıkan mükemmel olur. Şey gerçekten mükemmel olur. İlginç oluyor. Bunu da hani burada sizin vesilenizle. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiniz bugün. Bu çok güzel de bir programmış. Ben ilk defa serttir biraz. Konuk oluyorum. Evet. Bu vesileyle de değerli. Yok, genellikle biz kendimiz yapıyoruz. O da iyi bir şey. Yani güzel ama tadı daha güzel oluyor. Evet. Nasıl yaptığınıza bağlı tabii. Kimin sütünden yapıyorsunuz? Bunu bilmiyorum. Annem yapıyor. Her şeyin sütünden olabilir. Kimin değil. İşte o yüzden söyledim yani. Manda sütünden başka olur. İneğin ırkına göre bile inek sütünden yapılan yoğurdun şeysi değişir. Dolayısıyla bunlar hassas konular yani. Ben mesela prensip olarak yoğurt yemem. Ama son 5 senedir falan evde yapıyoruz biz de yoğurdu. Kim yapıyorsunuz onu? Eşimle ben. Maşallah. Genellikle ben kuruyorum. Mayalıyorum. Eşiniz bozuyor herhalde. Son hamleleri o yapıyor. Evet. Bence mükemmel bir şey. Yoğurt tabii maya. Yani peynir de evde yapılabilir. Ben geçenlerde yaptım. Affedersin. Taze peynir severim ben. Ben de. Ben bu arada çok eskimiş peyniri çok severim. Eskimiş peyniri kim sevmez? Yani doğru eskimiş peyniri. Ben mesela bamyayı yapacaksam yavaş. Eğer o gün bamya yapacaksam sabahtan bamyanın konservesini yaparım. Ya. Yeah. Ki akşam yemeğine konserveden bamyayı yapayım. Ama bu çok önemli bir konudur. Evet. Ama en önemli nokta yani bu kadar sıkıştırmamak gerekir. Yani en azından bir hafta falan bir konservede dinlendirmek gerekir. Evet. Ne fayda vardır ama çok mecbur kalırsam sabahtan kurarım yani konservesini. Evet. Hiç konserveyle bamya hiç duymamıştım. Bamyanın en güzel hali önce konserveleştirilmiş bamyadan pişirilmiş bamyadır. Evet, konservatif bir şeydir. Evet. Bamya aşırı konservatif bir şeydir. Tazesinden yani tabii olur. Eminim oluyordur ama aynı şey olmaz. Bu da Kaybanlar Kulübü'nün şeyi olsun. Armağanı. Bu gece. Çok teşekkür ederiz bizi aradığın için. Enis Batur'un. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Üzere. Annene selamlar. Aleyküm selam. Bu arada. Tabii. Bir şey çok merak ediyorum. Uzun zamandır. Hep sormak istediğim şeydi, hiç yayına bağlanmak da hiç aklımda geçmiyordu yani. Dostoyevski okuyor musunuz? Dostoyevski okuduk. Dostoyevski yani kumarbaz, budala. Peki yorum tarzını sever misiniz, benimser misiniz? Neyi? Yorum tarzını, hayata bakış açısını, yorumlamalarını.
Ben mesela Beyaz Geceleri çok sevmiştim. Kumarbaz değildi de. Yani yorumlamaz ki o. Neyse o zaten işte. Dost gelir zaten bakıp şey yapar. Bir fotoğraf ya. Yazar. Evet, gördüğü şeyi yazar. Yani yorum, yani şeyi mi diyorsun sen? Hayata bakış açısını bence romanlarıyla yorumluyor. Şimdi bu yanlış bir cümle gibi geliyor bana. Evet, yani hayat o zamanlarda... Romanla yorumlamak evet. Yani... Hı. Bir de o yıllarla düşünelim. Yani zaten oturmayan bir şey. Roman zaten bir şey yani. Yani yorum diyemeyiz yani. Yorum çünkü ancak... hani bir şeyin üzerine yorum yapabilirsin. Bir ortaya çıkmış bir şeyin üzerine. O onun, o roman onun gerçekliğidir zaten. Evet. Yani senin yorumun olmuyor. O romandaki yaşayanların ne diyelim ona? Abi yani şöyle söyleyeyim. Yani ancak senin yorumun olabilir Dostoyevski romanları üzerine. Evet. Dolayısıyla burada tam şeyi yakalayamadım evet, ben. Evet. Bunu biraz daha sonra konuşabilirim. Ama biraz o dönemi, o dönemin tarihini, biraz da psikoloji bilmek lazım herhalde tam algılayabilmek için. Çünkü mesela Freud'un bile temellerinde Dostoyevski vardır. Evet. Yani neden olmasın? Bu arada yani sizin için de hem oradan boş konuşuyor, hem Dostoyevski'den bilmem ne yapıyor, hem bilmem ne diyor. Bambayı konserve yapıyor diye de suçlanabilirim. En fazla bununla suçlanabilirim. Yok efendim bilmem ne, Bamyalan'ın da konserve mi olurmuş? Ben bugüne kadar köri soslu bilmem şey domates salçası da konmaz. Konmaz tabii kardeşim. Bence de konmaz. Herhalde konmaz. Burada gerçekleri konuşmayacaksak neyi konuşacağız? Körinin olduğu yere domates salçası girmez. Girmemeli. Yani. Neyse. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Zeynep. Buyurun. Çok teşekkür, sağ ol. Görüşürüz. Geceler görüşürüz. Görüşürüz. Herkese selam. Domates püresi ayrı bir konu bak abi. Domates püresiyle salça arasında çok ciddi bir fark var. Fermantasyon var bir tanesi. Nein. Yani bana ağzımı açtırmayın. Yani. Yok. Tabii. Ben açtırmam zaten. Estağfurullah. Kısaca bir toparlarsın. Şöyle bir toparlayalım. Sonra da gecemizin sonunu bu hala elim titrek gidiyor Enis Batur'un koma provalarına. Ama, geçmiş olsun. Vedalaşalım. Bu gece saygıdeğer dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023-9 nüshasında bu perşembe gecesi aslında olağanüstü bir konsepti içerisinde kalmayı başardık. Bu konsept dengeydi. Belki bunu denge olarak bu denge kelimesiyle anmadık ama bütün yapı dengenin üzerine ya da aşağısına doğru kurulmuştu. Asimetriyi ve simetriyi konuştuk ve bunun doğada yani toprakta ve annemizde, bizce doğa bu ikisinden oluşuyor. Yani yaratanda nasıl var olduğunu ya da nasıl var olmadığını konuştuk. Yamukluk, eğrilik, çatallık, amorfluk, ayrılık nasıl doğanın içinde aslında normal şeylerdir. Biz bunları özellikle modernizmden sonra gelen, buna postmodernizm dediğimiz, yani 1970'lerden sonra post-Flörtian dönem illet olmuş bakış açılarında tuhaf karşılandığını, bunun nasıl endüstrileştirildiğini, aslında istismar çok edildiğini. Nasıl istismar edildiğini. Aslında çok normal, yani
hayatın ve doğanın içinde olan şeylerin nasıl bir ekonomi arayıcı olarak bize yanlışlar ya da eksikler ya da tuhaflıklar ya da garipler olarak gösterildiğini konuştuk. Yaklaşık 2 saat. Aşağı yukarı yani. Boyunca. İnsanın çüşleyesi geliyor yani bu kadar saat. Yuh. O kadar bir şey konuşmuyor ama yani çok kısaca ben bir cümlede de bir katkı sunmak istersem. Aslında biz bugün daha doğrusu Mete Onduk'la dengenin dekonstrüksiyonunu yaptık. Yani simetri ve dengenin dekonstrüksiyonu olarak simetri ve asimetri üzerine yoğunlaştık ve bu noktada da çok ilgi çekici olması açısından meme asimetrisi üzerine yoğunlaştık. Gider dostumun 1936 yılında Viyana Üniversitesi'nde verdiği doktora tezinin ana temalarından biri evet, budur evet. Ki teşekkür galiba ederim. Basıldı da o. Teşekkür ederim. Evet, bir kere de Fransızca'da basıldı diye hatırlıyorum ama yani oradan telif alamamıştım, orada biraz canım sıkıldı. Çok normal. Açıkçası hemen savaş öncesi gergin dönemler. Evet değerli dinleyenler. Önce sen onu veremeyeceksin. Ya, evet, bu gece Enis Batur'un Koma Provaları adlı bu olağanüstü metninin 1998 sınırlı sayıda basılmış 6.45 yayınlarından o yıldır hatırladığım için de sınırlı zamanlarda hazırlamış bu nüshasını Mete Gürbulağ'a armağan ediyoruz. Kendisine çok büyük teşekkür. Evet. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı hepinize. Ederek. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğunuz Kadıköy sokaklarına adandı. İnanın kalmak isterdik sabahın ilerleyen saatlerinde. Sizlerle birlikte ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim. Değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenleri. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşça kalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye.